Emre Kongar, 26 Kasım 2021 Cumhuriyet. Borsada paradan para kazanmanın sırrı, volatilite, oynaklık. Volatilite, hisse senetleri, döviz fiyatları için kullanılan bir sözcük. Oynak, artıp azalan, inip çıkan, istikrarsız demek. Sevgili okurlarım, bir emirle veya bir konuşmayla Türk lirasının değerini istediğim zaman düşürüp, istediğim zaman yükseltiyor olsam, sırf bu gücümü kullanarak her hafta servetime servet katardım. Yöntem çok basit. Önce o günkü fiyattan dolar satın alırdım. Sonra bir emir ya da bir demeç verir, doların fiyatını Türk lirası karşısında beklenmedik biçimde fırlatırdım. Fırlamış olan doların fiyatı en yüksekteyken dolarlarımı Türk lirasına çevirir, bu kez Türk lirasını yükseltici işler yapardım. Vatan millet nutuklarıyla herkesi ellerindeki doları satmaya teşvik ederek ve bir takım ilave iç ve dış siyasal, ekonomik, mali kararlarla Türk lirasının değerini yükseltir, yani doların fiyatını düşürürdüm. Piyasalar ilk şoku atlatıp aldığım yeni önlemlerin de etkisiyle doların fiyatı biraz düşünce bu kez elimdeki Türk lirasıyla yine dolar alır, böylece servetimi aradaki dolar fiyatı farkı kadar hem de dolar bazında artırırdım. Elbette bunu yapabilmek için Türk lirasının değerinin bir düşmesi bir artması, yani doların fiyatının bir yükselmesi bir azalması gerekiyor. Tabii yükselişten sonraki düşmeler doları tam eski fiyatına getirmez, eskisinin biraz üstünde bir istikrara kavuşturur. Böylece genel olarak Türk lirasında bir değer kaybı ve dolarda bir fiyat artışı ortaya çıkar ve toplum bundan çok zarar görür. Ama bu eğilimler iki ileri bir geri biçiminde olduğu için bu hıçkırıklı değişmelerden yararlanır, servetime servet katardım. Şimdi sıra somut bir hesap örneğiyle bu süreci anlatmaya geldi. Diyelim ki doların fiyatı 4 Türk lirası ve 400 bin liram var. 4 liradan dolar alırım, 100 bin dolarım olur. Bir emirle veya bir demeçle doların fiyatını 5 liraya sıçratırım. 100 bin dolarımı 5 liradan satarım, 500 bin liram olur. Sonra yeni bazı atama ve ilişkiler yoluyla doların fiyatının 4,5 liraya düşmesini sağlarım. Elimdeki 500 bin liranın tümüyle 4,5 liradan dolar satın alırım. 500 bin lira bölü 4,5 eşittir 111 bin 111 dolarım olur. Böylece servetim durduğu yerde 11 bin 111 dolar artar. Aynı işlemi iki ileri bir geri olarak doların fiyatı 4 liradan 13,4 liraya yükselene kadar sürdürürüm. Servetime servet katarım. Şimdi aynı örneği son günlere uygulayalım. Diyelim ki pazartesi günü 11 milyon liram var ve doların fiyatı 11 lirayken dolar satın alırım, elime 1 milyon dolar geçer. Dolar salı günü 13,5 liraya gelince 1 milyon dolarımı satarım, 13 milyon 500 bin liram olur. Sonra çarşamba günü yurt dışından borç para bulduğumu veya bir yabancının Türkiye'ye yatırım yapacağını ilan ederim ve doları 12 liraya düşürürüm. Fiyatı düşünce de elimdeki Türk lirasıyla dolar satın alırım. 13 milyon 500 bin bölü 12 eşittir 1 milyon 125 bin. Yani 11 milyon liramla 3 günde havadan 125 bin dolar kazanırım. Elbette bu işlemleri yapan zenginler veya kamu fonlarını kullananlar ya da değişmelerden haberdar ettiğim yandaşlar öyle birkaç milyona değil, milyarlarla oynuyorlar ve milyonlarca dolar kazanıyorlar. Üstelik bu hesap günlük bazda, yani çok yavaş alım-satım işlemlerine göre yapıldığı için saatlik, dakikalık değişmelerde yapılan alım-satımlardan kazanılan paraları kapsamıyor. Ve unutmayın, bu süreç dolar fiyatının her artış düşüşü sonrasında ben gücümü sürdürdüğüm sürece tekrarlanır. Bilmem anlatabildim mi? Emre Kongar.